Aslında birçok yağlı tohumdan süt üretildi daha önceden. İşte soyadan, bademden, fındıktan vesaire süt üretilmesi mümkün. Kayısı çekirdeğinden niye üretilmesin diye düşündük aslında. Bu fikrin çıkış noktası da aslında Çin'de gördüğümüz benzer bir ürün oldu. Sonrasında doktora öğrencim Yüksel Sarıtepe ile birlikte, kayısı araştırma enstitüsü personelidir kendisi, kayısı çekirdeği sütü üzerinde çalışmalara başladık. Bunu projelendirdik ve Tarım Bakanlığı'nın bir kurumu olan TAGEM tarafından desteklendi bu proje. Şu anda kayısı çekirdeği sütünün üretimi ile ilgili çeşitli optimizasyon çalışmaları yapıyoruz. TAGEM'in çeşitli kurumları var. Malatya'mızda bulunan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de bu kurumlardan biri. Bunların yılda bir proje değerlendirme toplantıları oluyor ve enstitülerde yapılacak çalışmalar bu toplantılarda gündeme geliyor. Orada tartışılıyor. Akademisyenlerin de bulunduğu, bakanlık çalışanlarının da bulunduğu bir toplantıda projeler sunuluyor, değerlendiriliyor, kabul veya reddediliyor. Bu projemiz yine böyle bir toplantıda geçtiğimiz yıl görüşüldü ve çok beğenilerek proje kabul edildi, desteklendi. Şu anda da Kayısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde ve bölümümüz laboratuvarlarında bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Kayısı çekirdeği sütü, tabii kayısı çekirdeğine biz aşina olduğumuz için biz çok beğendik. Bunu yaparken sürekli zaten tadına bakıyoruz her aşamasında. Bence güzel ve hayvansal sütlere kıyasla bazı avantajları da var. Bir defa mesela kolesterol problemi olanlar biliyorsunuz yağlı inek sütü veya koyun sütü içemiyorlar. Hani sağlık açısından fazla süt tüketmeleri uygun değil. Bu bireyler için mesela çok uygun. Çünkü bitkisel yağ içeriyor ki bu bitkisel yağ da kayısı çekirdeği yağı. Kayısı çekirdeği yağı çok kıymetli bir yağ. Yüksek düzeyde oleik asit içeriyor. Kolesterol ile ilgili hiçbir probleme sebep olmuyor. Bu açılardan artı E vitamini bakımından zengin bir kaynak kayısı çekirdeği. Dolayısıyla ondan elde edilen kayısı çekirdeği sütü de E vitamini bakımından zengin bir kaynak. Bu açılardan bence birçok tüketicinin tercih edebileceği bir gıda maddesi olacak. Yani elde etmek istediğiniz son ürüne göre değişmekle birlikte 1 litre için yaklaşık 30 gramla 50 gram arasında kayısı çekirdeği kullanılması gerekiyor. Su. Yani su ve kayısı çekirdeği. Onun dışında başka bir şey kullanmak zorunda değilsiniz. Ama hani ürünü zenginleştirmek için ilave bir şeyler katmak isterseniz katabilirsiniz. Kayısı çekirdeği sütü ülkemizde üretilmiyor. Yani raflarda kayısı çekirdeği sütü göremezsiniz. Dünyada da çok sınırlı düzeyde. Dediğim gibi Çin'de benzer bir ürün görmüştük. Ancak Türkiye'de bir üretimi yok. Ancak bu üretilmeyeceği anlamına da gelmez. Çünkü Malatya'da istatistiki verilere göre 10 bin tonun üzerinde yıllık kayısı çekirdeği içi ortaya çıkıyor. Kayısı üretiminin bir yan ürünü olarak. Dolayısıyla ileride buna yatırım yapacak yatırımcılarımız olursa kayısı çekirdeği sütü üretilebilir ve market raflarında görebiliriz diye düşünüyorum.
Yani bitkisel sütler, hayvansal sütlerden ne yapıyorsak hemen hemen aynı şeyleri bitkisel sütlerden de yapabiliyoruz. Yani bundan peynir elde etmemiz mümkün, yoğurt elde etmemiz mümkün, kahve beyazlatıcı yapmamız mümkün, bundan toz üretmemiz mümkün ki denedik. Kayısı çekirdeği sütünden toz ürettik. Gayet başarılı oldu. Dolayısıyla bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Hani bu bahsettiğiniz ve benzeri ürünleri üreteceğiz.